1, 2, 3, 4, 5. Şimdi benden mama istiyor tabi. Mor bir ceresi var bu kuşumuzun. Evet arkadaşlar, kuş odasından hepinize sevgi ve selamlar. Bugün sizlere yavruların son durumlarını göstereceğim. Şöyle muhabbet kuşlarıyla başlamak istiyorum. Beyaz olan birinci yavru. Şu aşağıdaki de yem kırmaya çalışan ikinci yavru. Bu birinci yavrumuz. Böyle beyaz tonlarında. Çok da uysal bir yavru ama kaçmaya çalışıyor. Artık uçmayı da öğrendi. Sürekli benimle mücadele ediyor kaçmak için. Bakın şöyle mor bir ceresi var bu kuşumuzun. Sanırım erkek olacak. Bu da krem rengi olan yavru. Yine bunun da çok güzel bir rengi var. Bunun cere rengi de mor tonlarında. Ama tabii ele bir türlü alamıyorum. Elimi yaklaştırınca benden kaçmaya çalışıyor. Buradan da müfettişle karpuz yeni yavruya bakıyor. Onlar da merak ettiler. Tabi bir de iki tane sultan papağanımız var. Bakın nasıl bağırıyor. Mama mama diye. Mama istiyor. Birazdan mama da yedirelim. Sabah yedirmiştim. Bu küçük olan yavru babası gibi grey türünde oldu. Şimdi benden mama istiyor tabi. Benim beslenem alıştığı için acıkmış yavrumuz. Şu an annesine sesleniyor sanırım. O da hemen yan kafeste. Bu erkek olacak gibi. Bu da büyük olan yavru. Aynı annesi gibi teal türünde oldu. Bunlarda da böyle sırt kısımlarında benekler oluyor. Grey'den farklı olarak. Eğer erkek olursa şuradaki benekler azalıyor. Şu an annesiyle babasına bakıyor. Onların yanına gitmek istiyor. Tatlı Elizabeth'e yem yediriyor. Yavrularına yedirmesi için. Hazır dışarıdayken bir yavrularına bakalım. Bunlarda da 9 kadar yumurta vardı. Şu an itibariyle bakalım kaç tane çıkmış. Tabi yumurtalardan bazılarını kırmışlardı. Folluğumuzu çıkaralım. En büyük yavru şu. Zaten tüylerinden de anlaşılıyor baktığımız zaman. En küçükleri de böyle fazla olunca sayı altta eziliyor. 1, 2, 3. Yok, şurada da var bir tane. Şu da çıksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yavrusu var Elizabeth'in. Bir tane de yumurta kalmış. Zaten bir tanesini de kırmışlardı. Ama bu da boş. Elimi aldığımda çok hafif hissediyorum. Şu an 12 günlük oldu. Tüyleri de çıkmaya başladı. Sanırım gri ya da mavi tonlarında olacak. Mavimsi, grimsi bir yapısı var. Kanatlarında gri tüyler var. Yine beyaz tüyler de hakim. Şöyle sırt kısmı beyaz tonlarında olacak gibi. Gözü de açılmış. Sürekli çevreye bakıyor. Annesini arıyor. Bu da yeni çıkmış yumurtadan. Böyle küçücük bir bedeni var. Henüz bir şeye benzemiyor. İlk başta çimen çıktı. Pastelinki çıktı. Hemen salıncakta Afacan ve arkadaşlarını görüyoruz. Üçü birlikte oturuyorlar. Kaçu merdiven olan salıncakta oturuyor. Bugün tek takılıyor nedense. Genelde eşine kur yapardı. Müfettiş ne yapıyor? Hemen Çapkın'ın yanına uçardı. Artık Çapkın salmada olduğu için kaçmıyor.
Vettik. Ne yapıyor? Isırma ama niye ısırıyorsun? Bulut da havuzun başına geçmiş. Vettik de yıkanmak istiyor. Ama birazdan açalım havuzlarını. Bunlar alıştıkları için çalışmasa bile su var zannediyorlar havuzda. Duman ve yavruları salıncakta sallanıyor. Çapkın ve çapkını seven diğer kuşlar yan yana duruyor. Çık bakalım yukarıya. Duman karpuzu uyarıyor. Pek şey yaklaşma diye. Gaga atıyor çapkını. Çıtır da masum masum oturuyor. Diğer kuşları seyrediyor. Biraz halsiz gibi bugün çıtır. Pek enerjik değil. Çapkın ve duman da yerde geziyorlar. Evet, müfettiş de geldi yanlarına ama duman kovaladı. Yoluna çıkan herkesi kovalıyor. Balıklar hoşuna gitti sanırım. Biraz dikkatini çekti. Müfettiş yine yem toplama bahanesiyle çapkına yaklaşmaya çalışıyor ama duman da kovalıyor hemen. Bakın şimdi yavaş yavaş müfettiş yine yaklaşacak. Duman giremedi çapkının yanına korktuğu için. Oradan takip ediyor tabi. Ama dışarıdan takip ediyor tabii ki. Pastel. Bak karşıda. Karşıda bak seninki. Gel götüreyim. Çık elime. Pastel hemen buldu. Evet, bir aşağıya attı pasteli. Müfettiş yine çapkını bekliyor kapıda. Oraya girerse zaten çıkamaz, döver duman. Onu bildiği için böyle dışarıda bekliyor. Pastel de Lady'yi gözüne kestirdi. Lady'ye kur yapacak sanırım. Ona doğru yaklaşıyor. Lady'nin eşi de Afacan. Afacan'ı kovaladı Pastel. Haylaz'la sarı olan kuş da kafesin içine girmişler. Haylaz'a kur yapıyor. Tabii Haylaz da kovalıyor. İstemediği için sürekli gaza atıyor ona. Ama verdiği yemleri almaya başladı. Pastel yoruldun mu? Pastel de yorulmuş. Öyle köşesine çekildi. Müfettiş yine banyoya geçti. Karpuz da geldi yanına. İkisi banyo yapacak. Thank you.
Haynaz da banyo yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün de elimden geldiğince kuşların güncel durumlarını göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.